Hepiniz hoş geldiniz. Hemen şuradan mailimden ders notlarımı açıyorum. Ümit Bey, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Herkes şu anda kaç öğrenci var göremiyorum. Telefondan birazcık sistem farklı ama hoş geldiniz hepiniz. Geçen hafta ilk panelimiz vardı. Ders demeye uygun bulmuyoruz çünkü zaten yeteri kadar herkes Zoom'dan, derslerden bıkmış durumda. Biz biraz daha böyle keyifli, daha ferah ferah bir şekilde derslerimizi, panellerimizi tamamlamak istiyoruz. Güzel konuklarla beraber. Geçen hafta Emin Alper vardı. Sinemadaki yenilenen sanat anlayışlarına baktık. Nereye gidiyor? Sinema nereye gidiyor? Dijital platformlar ne kadar hayatımızda? Artık sinema salonlarının yerini Netflix and chill konseptine mi döndürüyoruz gibi konuları konuştuk. Bu haftada sanat kavramının aslında yani sanatın biraz daha protest duruşu, ondan sonra hayatımızda sadece izlenesi, görülesi bir şey olmaktan çıkıp biraz daha düşündüren bir halinin olduğuna bakmak. Televizyon dünyası nerede? Eski televizyon adetlerinden günümüze nerelere evrildi? Biraz dijital platformların televizyonun yerini aldığı şu dönemlerde birazcık sizinle beraber oraya bakmak istiyoruz. Geçen haftalarda Da Vinci of Debt diye bir tane sanat eseri, dünyanın en pahalı sanat eseri olarak çıktı. Ve dediler ki bu işin bu kadar pahalı olmasının nedeni acaba nedir? Amerika'daki bu öğrenci diplomalarının bu kadar pahalı olması ve öğrencilerin bunun ödenemeyen okul kredilerine ithafen her biri 180 bin dolar olan 2600 tane öğrencinin diplomasından oluşan bir iş görücüye çıktı. Nature Light diye bir bira markası aslında bu sanat eserini üretti. Ve buradan yola çıkarak acaba öğrencilerimize şunu soruyorum. Ümit Bey, sizinle konuşmaya girmeden önce. Kavramsal sanat eseri gündelik hayatımızda nesneleri, ortamları kullanarak kendini ifade ediyor ve bir protesto aracı olarak kullanılabiliyor. Bununla ilgili mesela akıllarına gelen örnekler var mı? Birazcık bunun üzerine düşünmelerini istiyorum bu hafta. Mesela Banksy'nin eserleri, Banksy her zaman protest sanat üreten ve ürettiği işlerin arkasından aylarca, yıllarca konuşulan fikirleri yayan bir sanatçı. Biraz bunlarla ilgili düşünmelerini isteyeceğim. Sizinle ilgili de sizinle biraz sorular çalıştık. Çalıştığınız yerden gelsin diye. Önce ben soruları soracağım. Sonradan öğrencilerimizden de istedikleri soruları size sormalarını isteyeceğim. Şuradan Q&A'den görebiliyor muyum acaba? Aslan, sen beni yönlendirirsin öğrenci soruları geldiğinde. Çünkü bilgisayardan daha kolay oluyor ama telefondan Zoom biraz şey. Tamam, okey. Ümit Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz şu sıralar? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Benim birinci mesleğim reklam yazarlığı bu aralar. Reklam yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Bir Gün Gazetesi'nde haftada bir gün köşe yazıyorum. Haftada bir gün Gain'de Mirgün Cevaz'la beraber yeni medya üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz haftanın herhangi bir günü. Bir de Can Öz'le beraber Yeni Medya 451 diye bir podcast serisi yapıyoruz. Onun da ikinci sezonu 6 Şubat'ta başlayacak. Yani çoğunlukla yeni medya üzerine çalışıyorum bu sıra. Peki bu Clubhouse'u nasıl buluyorsunuz? Birazcık bugün derse gelmeden önce sizin tweetlerinize baktım. Biraz kafanız karışık gibi. Aslında burayı bir podcast alanı olarak da görüyor bir sürü insan ama evet. Aslında söyleyecek sözü olmayan insanın da oraya gelip birazcık da böyle makara kukara yaptığı, ünlülerin girdiği odalarda büyük 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 heyecanlar yaratıldı. Benim de açıkçası böyle birazcık uzaktan izlediğim Almanya'daki arkadaşlarımın Tuğba mutlaka girip burada bir şeyler yapmalısın dediği değişik bir platform. Sizin bakış açınız nedir şu anda Clubhouse'a? Şimdi çok yeni, o yüzden çok büyük konuşmak istemiyorum ama şu anda bir ilk heves ve pandeminin verdiği sıkkınlık insanların sosyalleşememesi nedeniyle büyük bir ilgi gördü. Amerika'da bizden daha önce başlamıştı 7-8 ay önce.
Şu anda Twitter'da çok benzer bir şey çalışma içerisinde. Spaces diye onlar da kendi Clubhouse'larını kurmak üzereler, test ediyorlar. İşte Clubhouse'da podcast'in yükselişinden ilham alan bir şey. Son dönemde podcast'ler çok yükseldi. Çünkü insanlarda bir ekran yorgunluğu oluştu. Sürekli ekranlara bakmak, işte bilgisayarda çalışırken ekrana bakmak, telefonun ekranına bakmak, şey yapmak artık sesle ilgili bir şeylerin yükseleceği çok belliydi. Zaten kulaklık satış trendleri de bunu gösteriyor. 2019 ve 2020'de inanılmaz kulaklık satışı olmuş. Yani insanlar artık sesle ilgili bir şeylere çok açıklar. Gelişecektir. Şu anda çok çöp içerikler de görebiliriz. Hakikaten ben girdiğim birkaç tane odada bomboş konuşmalar vardı. Ve boş konuşmaları da çok sevmediğim için kendim de en çok korktuğum şeylerden biri boş konuşmak olduğu için biraz ürktüm. Ama şey değişecektir, yani biraz daha iyi içerik üretilecektir. Başlangıçta Twitter'da böyleydi. Yani ben Twitter'a ilk gelip baktığımda 2009 yılında bu ne ki diye düşünmüştüm. Yani neden insanlar bu kadar kısa bir şeyler yazıp birbirleriyle iletişim kursunlar ki? Yani bu çok büyük bir saçmalık diye düşünmüştüm. Ama Twitter sonra dünyanın yönünü belirledi. Clubhouse'da beklenmedik yerlere gidebilir. Ama bu bir heves olarak da kalabilir. Bence bu yılın ilk 6 ayında bunu göreceğiz nereye gideceğini. Bu dijital platformların bu kadar yaygın olması hayatımızda, türlü versiyonlarının çıkması, siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani tamam, teknoloji gelişiyor, davranış biçimleri değişiyor. Bunlar gelenekçi medyanın yerini alıyor mu, alacak mı, yoksa bizler hayatımızdan televizyonu hiçbir zaman çıkartmayacağız ve bir noktada eskiye dönüş olacak mı? Şimdi televizyon aslında şekil değiştiriyor. Biz bunların hepsi aslında dikkatle ilgili. Ben buna dikkat endüstrisi diyorum. Televizyona da, sosyal medya platformlarına da, dijital yayın platformlarına da, Netflix gibi, BluTV gibi, Amazon Prime gibi. Bu bir dikkat endüstrisi. Bu dikkat endüstrisi her zaman hayatımızda olacak. 2019 yılındaydı sanırım üniversitenin adı aklıma gelmiyor. Harvard Üniversitesi'nin 2019 yılına ilişkin öngörülerinden bir tanesinde, yani televizyon kazandı diye bir başlıktı. Harvard Üniversitesi'nde Hüseyin Derakşan isimli bir araştırmacı, bir akademisyenin öngörüsü. En sonunda televizyon kazandı diyordu. Hakikaten, çünkü video patlaması olmuştu. Şu an nasıl podcast'in bir patlamasıyla Clubhouse gibi sesli platformların patlaması olduysa da, o zaman da video patlamıştı ve bu artık televizyonun bir farklı şekli. Önceden televizyon bizim 24 saate sığdırmaya çalıştığımız bir şeydi ve bir yayın akışı halinde giderdi. Şu an farklı yerlerde herkesin kendi televizyonu ve kendi algoritmalarıyla yarattığı bir düzen var, ama eninde sonunda hepsi dikkatle ilgili. Bir dikkat endüstrisi. Netflix'in CEO'sunun birkaç yıl önceki bir röportajında bir tespiti var. Diyordu ki, evet, bizim rakiplerimizden bir tanesi Amazon Prime, bir tanesi HBO, bir takım platform, bir tanesi YouTube. Hepsi bizim rakibimiz, ama bizim en büyük rakibimiz uyku diyordu. Çünkü insanlar uyudukları zaman izlemiyorlar ve bu bir dikkat endüstrisi. Uykuya da bir çözüm bulmaya çalışır hale geldi. Çünkü her saniye, o platformda geçilen her saniye, Twitter'da geçirdiğimiz her saniye, Facebook'ta, Instagram'da, Zoom'da, şu anda Zoom'dayız, bambaşka yerlerde her saniye bütün dünyadaki insanları hesaplayınca o platformlar için milyonlarca dolar gelir demek. Milyarlarca dolar gelir demek. Bu da hepsinin buna yatırım yapmasına yol açıyor. Zaten algoritmalar da o yüzden hayatımızda var. Dijital platformların en büyük çıktısı algoritmalar. Onlar da bizi tanıyarak bize göre içerik sunmaları. Hepimizin Netflix'i ayrı. Şu anda ben Netflix'imi açsam başka bir ekran görüyorum. Başka öncelikler görüyorum. Bir başkası da görüyor. Ya ben bu bütün olayın radyodan itibaren, hatta radyodan önce gazeteden itibaren, duvar ilanlarından itibaren bir dikkat endüstrisi olduğunu düşünüyorum. Şu an dikkat endüstrisi dijitalleşiyor. Televizyon da dijitalleşiyor ve bu dikkat endüstrisinin içinde hepimiz kendi paylarımızı kapmaya çalışıyoruz. Televizyon, şimdi baktığımız zaman, yani bugünkü televizyona baktığımız zaman, o hani televizyon aptal kutusudur denileni aslında biraz da bizler için karşılıyor gibi bir hal var. Çünkü baktığınız zaman reyting sistemine, üretilen içeriklere
çok da aslında entelektüel kitle için ya da bilgiyi oradan almayı isteyen kitle için içerik üretmiyor. İşte dizilere baktığımız zaman uzun uzun bakışmalar, işte daha halkın totaline hitap eden içerikler varken, diğer kitle şimdi farklı farklı mecralardan, Netflix gibi, işte Amazon Prime gibi, Hulu gibi, şu anda Game gibi yerlerden aslında bu içeriklerin farklı versiyonlarını ediniyorlar. İşte mesela ben eskiden mutlaka haftada birkaç kere ana akım medyadan haber izleme eğilimim varken, şimdi istediğim, arzu ettiğim konularla ilgili Netflix'teki belgeselleri tercih edebiliyorum. Ya da işte Gain'in yayınlarını tercih edebiliyorum. Bu eğilim peki bundan sonraki dönemde sizce böyle gidecek mi? Yoksa televizyonun, yani birileri artık dur deyip, yani bu küçük kitle için de televizyonda içerikler üretilecek mi? Çünkü artık şu anda mesela bizim hiçbirimizin izlediği ne bilgi yarışması var, ne belgesel içerikler var, ne kültür sanat var. Eskiden mesela bizler bir film yaptığımızda kendimizi ifade edeceğimiz programlar olurdu. Kültür sanat programları olurdu mesela. Bu içeriklerin de hiçbir tanesi artık televizyonda kalmadı. Hı hı. Televizyon tüm o alanı artık dijitale kaptırdığını düşünüyor. Eğlenceyle ilgili şeyleri. Ve o yüzden de bütün prime time dedikleri o uzun zaman dilimini 3 saatlik, 2,5-3 saatlik dizilere ayırarak, maliyeti de düşürerek, arasına da milyonlarca reklam koyarak, yani milyonlarca abartarak söylüyorum da, bir sürü reklam koyarak o kuşağı atlatmaya çalışıyor. Çünkü 24 saatlik bir süre içinde yayın yapıyor. Önce de yani benim yaşımda insanların çok ilginç bir durumu var. Ben 41 yaşındayım. Benim doğduğum ve içinde doğduğum ilk hatırladığım şey siyah beyaz ve tek bir televizyondu. TRT1 tek kanal vardı. Ben eve renkli televizyonun geldiği günü hatırlıyorum. Kutusundan çıkarılışını. TRT2'nin çıktığı günü hatırlıyorum. Sanmıyorum ki 2000 yılında doğup 2041 yılında 41 yaşında olacak bir insan bu kadar çok değişikliği aynı anda görsün. Bizim kuşak, bize Y mi diyorlar? Y ile Z, X ile Y arasında bir yerdeyiz. Bizim kuşak ilginç bir dünya gördü ve bütün değişimleri ard arda yaşadı. Televizyonda da önceden bizim gibi insanların izleyeceği ya da yani daha niş yapımlar izlemek istiyorum, bu genele hitap eden yayınları izlemek istiyorum dediğim zaman biz uykusuz kalmak zorundaydık. Çünkü onlar gece yarısı saatlere atılırdı. Çünkü en değerli yayında herkese hitap edecek şeyleri yaparlardı. Bizi gece yarısı saatlerde, ben gece 2'de 3'te film izlediğimi hatırlıyorum özel televizyonların ilk yıllarını. Çünkü o saatler risksiz saatlerdi kitlelere. Ama şu anda dijital yayıncılıkta artık genç bir tane genç değil. Evvelden çocuklar için sabah kuşağı vardı. Çocuk kahvaltıdan sonra çizgi film izlesin diye. İşte ondan sonra şey başlardı. Gençlerin izleyecekler biraz daha akşamüstü olurdu. Bir de gece yarısı gerilim filmleri. Ama ana akımda prime time'da çok iyi yapımlar. Herkese hitap edecek dizi dediğimiz genellikle ya da İbo Show falan gibi eğlence programları o zamanlar da vardı. Şu anda ama genç bir tane genç değil. Polisiye seven genç de var. Dram seven genç de var. Belgeselle ilgilenen genç de var. Çocuk da aynı çocuk değil. İşte Kral Şakir seven çocuk da var. My Little Pony seven çocuk da var. Hepsi çeşitleniyor ve kendi kendilerine seçiyorlar. Benim bugün 4 yaşında bir kızım var. 4 yaşında. Bu övünülecek bir şey değil ama kendi izleyeceği, Netflix içerisinde kendi izleyeceği şeyi kendisi seçiyor. Bu kadar küçük yaşlarda çocukların eline şey vermeye başlıyor. Yani artık bütün kitlelere ayrı ayrı, hedef kitlelere ayrı ayrı içerik üretme şansı var. Mesela biz 2010 ile 2013 yılında Türkmax'ta Heberler diye bir hiciv programı yapmıştık, komedi programı. Mehmet Ali Alabora sunuyordu. İşte Serhat Kılıç, Mahir İpek oyuncuların içerisindeydi. Levent Kazak ve benim de olduğum bir senaryo ekibi vardı. Senaryosunu yazıyorduk. 15 dakikaydı. O zaman herkes şaşırmıştı. Nasıl 15 dakikalık bir program olur diye. Biz bunu çünkü normal televizyon kanalına yapıyorduk 15 dakika. 15 dakikanın içine reklam alınamıyor. 15 dakika parçalara ayrılamıyor. Ve sadece başlıyor, bitiyor. Hiç reklam göstermeden. Bunu yapma nedenimiz aslında bir geçiş aşamasıydı. Bizim yaptığımız kanal paralı bir kanaldı. Türkmax. Digiturk'te aylık para ödemeleri gerekiyordu. Dolayısıyla reklamla finanse edilmek zorunda kalmıyorduk. Şu anda platformların çoğu da
reklamla değil, abonelik bedeliyle finanse ediliyor. Bizim eski televizyonumuz, yani ana akım televizyonumuz bedava olan bir şey. Ve bu televizyon kanallarında herhangi bir para ödemediğiniz için de birçok reklam izlemek zorunda kalıyoruz. Ve bu reklamlar da yayının şeklini belirliyor. Aslında işin gelir modeli, işin ekonomisi her zaman şeklini belirlemiş. Örneğin radyonun ilk çıktığı yıllara gidelim. Radyonun ilk çıktığı yıllarda reklam çok ayıp bir şeymiş ve reklam koymayı bile düşünmüyorlarmış. O zaman radyo nereden para kazanıyor radyo kanalları diyecek olursanız? Radyo cihazı satışlarından kazanıyorlarmış. Sonra radyo çok cihazı radyo cihazı dünyaya da doygun ulaşınca bir şey yapalım, yani bu yayınları finanse etmek zorundayız. Çünkü bunun bir ekonomisi olması lazım demişler. Programlara sponsor almaya başlamışlar. Yani bir radyo programının bir sponsoru, işte Yeditepe Üniversitesi'nin sunduğu bilinen ne programı başlıyor gibi bir tek sponsorlu. Sonra 1955 yılında Pat Weaver diye bir adam ilk defa şeyi icat etmiş. O zamana kadar televizyon yayınları da tek sponsorluymuş. Yani X markasının sunduğu şu, Y markasının sunduğu şu. Pat Weaver demiş ki biz tek markaya yayınlarımızı emanet edeceğimize yayının ortasında bir boşluk açalım. O boşlukta 7-8 tane reklam gösterelim ve bir yayını tek bir marka değil 7-8 tane marka finanse etsin. Ve reklam kuşağı böyle doğmuş. 1955 yılında NBC'nin başına geçen Pat Weaver'ın bu icadıyla yayın doğmuş ve yayınların kalitesi değişmiş. Çünkü önceden bir kişi finanse ediyor yayını ve onun bir sınırları var. Ama içine sonsuz reklam alma olanağı ya da belirli sayıda çok sayıda reklam alma olanağı çıkınca yayınların kalitesi çeşitliliği artmış. İlk yarışma programları o yıllarda çıkmış. İlk eğlence değişik programlar o yıllarda çıkmış. Yani zaman içerisinde hep aslında ekonomisi işin şeklini belirlemiş. Şu anda da biz izleyici olarak abonelik parası ödüyoruz yayınlara. Şu anda Netflix'e bir para ödüyoruz. Diğer muadillerine para ödüyoruz. Gen yeni açıldığı için henüz böyle bir şey deklare etmedi. Ama Eksen açıldı onunla beraber. Eksen'in de bir abonelik modeli var. Hatta Eksen'de iki tane abonelik modeli olacağı söyleniyor. Bir tanesi reklamlı. Reklam izleyeceksen 5 lira, atıyorum rakamları. Reklam izlemeyeceksen 15 lira gibi. Yani eğer reklam görmek istiyorsan, daha ucuza veriyorum. Reklam görmek istemiyorsan daha pahalı veriyorum gibi. Yani televizyonu aslında hep şey belirlemiş. Sermaye belirlemiş. Şeyler, bütün içeriğin yapısını. Şu anda da patron artık izleyici. Büyük oranda izleyici. Eğer bir yayının sponsoru yoksa. Diyor ki ben şu niş yayını izlemek istiyorum. O yüzden de bedelini ödüyorum. Hep beraber bütün dünyada yayınları finanse ediyoruz. Evvelden bir ülkeye kısıtlıymış bu. Şu anda bütün dünyada aboneleri olan platformlar var ve bu da yayın çeşitliliğini arttırıyor. O da işte herkesin istediği gibi şeyler izleme lüksünü yaratıyor. Ama bu nereye gider? Yani bu algoritmalar, bu abonelikler, ben şu anda mesela o kadar çok şeye aboneyim ki. İşte Netflix'e aboneyim, Blue TV'ye aboneyim, The New York Times'e aboneyim, Wired dergisine aboneyim, Washington Post'a aboneyim. Yani televizyondan başka şeyler de var. Spotify, YouTube Premium. Hepsini topladığımda inanılmaz bir meblağ çıkıyor aslında ama hiçbirisini anlamıyorum. Bir süre sonra bu da doyuma ulaşacak. Ve insanlar yeter artık bu kadar çok şey ödemek istemiyorum. Bunun da bir şeyi olması, bir özeti olması lazım. Bunun bir dengeye oturması lazım diyecek. Evvelden şundan zorluk yaşardık. Televizyon kanalları birbirleriyle rekabet ettikleri için işte bir kanalda yaprak dökümü varsa öteki kanalda onun karşısında muadili bir dizi vardı. Dolayısıyla birini izlerken internet de yok, diğerini kaçırıyordum. Eğer tekrar da çıkmayacaksa bir tercih yapmak zorundaydım. Şimdi yavaş yavaş şeyin de tercihini yapmak zorunda kalacağız. Abone olacağımız platformların, yani şu anda mesela biraz önce yayına girmeden önce okuyordum, Amazon Prime'dan Seinfeld kaldırılacakmış 14 Şubat'ta. İnsanlar büyük bir yaygara koparıyordu. Yani zaten Amazon'a para veriyorum ben, Seinfeld'i nasıl kaldırırsınız diye. Ama Seinfeld Netflix'e geçecekmiş. İşte önümüzdeki sonbahardan itibaren. Bunun gibi şeyler. Bütün olayın özeti aslında kimin parayı ödediğiyle ilgili bir yere dönüyor.
Bu biraz da şuna sebebiyet vermiyor mu gitgide? Konvansiyonel medya, televizyon kanalları o zaman parası olmayan halka kötü içerik sunarak devam edecek. Yani aslında televizyonun eskiden yine bir eğitim aracı olarak kullanılabilir bir formu vardı. Evet. Ya da doğru ve dürüst bilgiyi alma hakkımız. Pazar günleri mesela Parlament Sinema Kulüp'te iyi bir Evet. filmi izleme hakkımız vardı. Tüm bunların hepsi parası olanın aslında platformdan iyi içeriği aldığı, diğerlerinin de daha toplumun geniş kitlesine göre o saçma sapan içeriklerin sunulduğu bir hale geliyor. Evet. İşte bu yayına, bu derse hazırlanmadan önce şunu düşündüm ben. 80'lerde birini çevirip yoldan bana bir orkestra şefi, yani klasik müzik orkestra şefi söyler misin deseydiniz, birilerinin size bir isim verme olanağı daha yüksekti. Yani birisi çıkıp Herbert von Karajan diyebilirdi mesela. Çünkü pazar günü herkesin televizyon izleyeceği saatte, herkesin aynı anda kahvaltıyı yapıp televizyonun başına geçeceği saatte tek bir kanal var ve Pazar konseri diye bir program çıkardı. Hikmet Şimşek sunardı. Bütün ülke eğer televizyon izlemek istiyorsa klasik müzik hakkında bir program izlerdi. Başka bir şansın yok çünkü o toplumu dönüştürmek üzere yapılan yayındı. Sonra özel televizyonlar geldi 90'larda. İnanılmaz bir kaos oldu. Hepimiz çılgına döndük. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha rütük yokken ama şey başlamış. Kurtuluş'ta hala olan bir meyhane vardır. Madame Despina diye. Zaman zaman da gideriz. Madame Despina meyhanesi o zaman da var. 90'lı yıllar bir reality show programı. Adam, üç erkek arkadaş orada meyhanede demleniyorlarmış. Sonra bir tanesine demiş ki sen rakatsına benziyorsun. Rakatsın da eşcinselliğini sonradan açıklamış bir sanatçı. Adam çıldırmış. Diğer iki arkadaşını vurmuş, öldürmüş. Yayın şöyle bir yayın. Bu abi öldürmüş, cesetler yanda duruyor. Kamera cesetleri gösteriyor. Kafalar yanmış, yani bildiğin ceset görüyoruz. Ve bunu bir televizyon kanalında görüyoruz. Adamın elinde silah, ağzında sigara yakmış. Polisten önce televizyoncular gelmiş. Röportaj veriyor. İşte diyor ki bana böyle dediler, o yüzden öldürdüm falan filan. Yani cesedi de gösteriyor, katili de gösteriyor. Katil neden öldürdüğünü anlatıyor. Bu yayın yapılabiliyordu 90'larda. Çünkü neden? Bir kaos vardı, şey yoktu. Bir düzenleyici bir kuruluş yoktu. Bunları izledik. Bir anda o pazar günleri konser izleyen, klasik müzik konseri izleyen, pazar sineması izleyen, bir anda şey bilen, mesela benim anneme 80'li yıllarda şimdi bile sorsan artistik buz pateni sporcusu tanıyor musun diye. Annem der ki Katerina Witt tanıyorum tabii ki. Bugün herhangi bir insana sorun, ben dahil, bizler dahil, Bu artistik buz dönemi pateni bilmeyiz. sporu yapan hiçbir bilmiyoruz. Çünkü o zaman TRT bize sadece futbol yok, futboldan başka sporlar da var diye bir yayın iklimi sunuyordu. İyiydi, kötüydü. Hakikaten TRT'yi de övmek istemiyorum. Yani çok büyük denetimleri vardı. Bir dönem kravat takmayı zorunlu kılmıştı falan yayına çıkanlara. Şarkıcılar dahil yani. Şarkıcı kravatsız gelmiş, oradaki polisin kravatını takıyorlar. Saçma sapan bir kravat. Öyle bir yayıncılığı da vardı ama toplumu şekillendiren bir yapısı vardı. Şu anda ise işte o dediğiniz şey halk bunu istiyor mantığı. Yani bu prime time saatlerde halk bunu istiyor mantığı ve istemeyenler de para ödesin mantığı. Toplumun birbirinden ayrışmasını da arttırıyor. Nasıl sosyal medya platformları bizim kutuplaşmamızı hızlandırıyorsa bu kadar yayın bolluğu da onu arttırıyor. Biz evvelden hep aynı şeyleri konuşurduk. Yani ben ilkokulda ya da ortaokulda akşam bir şey izleyip ertesi gün okula gittiysen herkes aynı şeyi konuşuyordu. Şu an insanların o kadar çok konuşacağı şey yok. Belki bu siyasi ayrılıklarımız, kutuplaşmalar, bu sosyal medyanın bizi koyduğu yankı odaları belki de bu ortam da yüzünden. Yani bir referans çerçevemiz kalmadı. Herkesin kendi kendine izlediği kendi alışkanlıkları. Bir yandan çok iyi, hakikaten hepimiz çok iyi kendimizi hem eğlendirme hem de geliştirme fırsatı buluyoruz. Ama bir yandan da çok tuhaf bir yere gidiyor. Şimdi akıllı telefonların hayatımızı etkilerini de konuşalım biraz. O bence o algıyı
kısaltan, yani insanların bir şey izleme algısını, bir şeye konsantre olma algısını da kısaltan en önemli etken bence akıllı telefonların varlığıydı. Evet. Sizin geçtiğimiz haftalarda yazdığınız bir yazı vardı. Nunchi yaşam sanatına dair bir şey, bir o felsefeden bahsediyordunuz ve aslında işte hani kafanı kaldır ve dünyayı incele. Bizim jenerasyonumuz insan ilişkilerinde, sosyal ilişkilerde birbirimizi yüz yüze tanıma, tanışma, pastaneye gitme kültüründe gençlerdik biz. Şimdiki gençlerde aplikasyondan poklama, likelama, dijital platformlardan birbirlerine seslenme. Evet. Şimdiki gençler peki daha mı az insan sarrafı olacaklar? Onlar birbirlerini bu teknolojinin içinde bu akıllı telefonlarla tanımaya alışıklar. Onlar peki nasıl bir insana evrilecekler? Onlar birbirlerini Tinder'dan algoritmalar aracılığıyla tanıyorlar. Yani şeyle değil. Black Mirror'ın bir tane bununla ilgili bölümü vardı ya yani. Hani evet. O birbiriyle date etmek için bir app'ten giriyorsun. Hani belirli bir zamanın var. O zaman içinde evet. Birbirine aşık oldun oldun. Yoksa puf kayboluyor. Evet algoritmalar belirleyecek. Nunchi bu Korelilerin 5000 yıllık bir yaşam sanatı. Şeye dayanıyor. Etrafını bakıp gözlemleyip sağduyu, altıncı his, işte bu göz tartımı ve olayı çok iyi gözlemleyip hemen ona göre iletişim kurma. Koreliler hakikaten de iş dünyasında Korelilerle çalışmış olanlar varsa bilir. Hakikaten çok dikkatlidirler bu konuda. Çok nezaket çerçevesi içerisinde ve sizi çok iyi tartarak konuşurlar. Bu durumu ama onlar da endişeli. Telefonlara bakan insanların artık birbirlerine bakarak bu tartım yapamadığını düşünüyorlar ve buna karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Mesela Samsung, Korelilerin en büyük markalarından biri. Birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Samsung bir telefon markası olmasına rağmen, aynı zamanda telefon ve tablet gibi cihazlar da üretmesine rağmen şey diye kampanya yapıyor. Kararında kullan. Yani evet telefon satıyorum sana ama bütün gün kafanı telefona şey yapma diye. Bu neden? Çünkü çok şey kazandırır etrafımızı gözlemlemek. Mesela burası benim ofisim olsun. Herhangi bir öğrenci arkadaş da buraya iş görüşmesine gelmiş olsun, staj görüşmesine. Bekleme odası olsun. Şimdi arkada kitaplar var, bir takım biblolar var. Bir rafta olduğu gibi Peanuts, Snoopy figürleri var. Eğer burada oturup telefona bakarak iş görüşmesi saatini beklerse birçok şeyi kaçıracaktır. Ama kafasını kaldırıp etrafı incelerse oradaki bir Charlie Brown, Snoopy figürlerini gördüğü zaman, Peanuts figürlerini gördüğü zaman belki de iş görüşmesinde kendini tarif ederken şey diyecektir. İşte ben Peanuts çizgi dizisindeki şu karaktere benziyorum kendisini tanıtırken. Bir anda etrafı gözlemlediği için, telefondan kafasını kaldırdığı için benimle yaptığı bir iş görüşmesinde benim çok ilgi alanıma giren bir konuda onu gözünde canlandırmaya çalışırken kendini ona göre tarif etme şansı bulacaktır. Bu çok küçük bir örnek. Bu birçok şeyde olabilir. Birçok farklı insanların mimiklerinden anlayabilirsiniz. İşte gözlerini kaldırmasından anlayabilirsiniz. Birçok şeyden anlayabilirsiniz. Bu tarz şeyler. İşte bunu kaçırıyoruz yavaş yavaş. Bu telefonlara kafamızı gömdüğümüz için. Bunun gibi televizyon tarihinde de bir şey var. İnsanların dikkatini dağıtan. Şimdi iki çağ var televizyon tarihinde. Bir sonsuz dikkat çağı, dikkatin zirvede olduğu çağ. O da şu, televizyonun yeni çıktığı 1950'li yıllar. Çünkü insanlar sinemadan televizyona geçiş yapmışlar. Televizyonu şöyle izliyorlar. Işıkları kapatıyorlar. Televizyon tamamen odaklı oluyor. Öyle yemek almaya gitme falan da yok. Sinemada izler gibi evde televizyon izliyorlar. Sonra yavaş yavaş bu tabii normalleşiyor. Ama asıl insanların dikkatinin dağıldığı yer televizyon izlerken ve bu televizyon yayınlarını da çok değiştiriyor. 1985 yılında bir cihaz patlama yapıyor. Uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda 1985'te patlama yapınca insanlar deliler gibi kanal değiştirmeye başlıyorlar. Yani 3 saat televizyon izledim diyor ama hepsinde 15-20'şer dakika kalmış. Hiçbir şey tam olarak anlayamamış. Kafası tamamen karışmış. Bu yayınların içerisindeki dinamiğini de değiştiriyor. Bütün o yayının dinamiğini. Çünkü sizin çok sık çengel atmanız lazım kalması için, kanal değiştirmemesi için. Eğer reklama gidiyorsanız herhangi bir yerde reklama gitmiyor olmanız lazım. Reklama gittiğiniz yer öyle bir yer olacak ki döndüğünüzde aynı izleyiciyi bulabilirsiniz. Kanal değiştirmesin. Ya da kanal değiştirirse de hemen geri gelsin. İşte bu telefonlarda artık bu dikkat dağınıklığı, odak kaybı zirveye vardı. Artık o kadar kafamız karışık ki, o kadar dağınığımız ki dijital minimalizm diye bir felsefe çıktı. Ben zaman zaman dijital minimalizm üzerine de konuşmalar yapıyorum, programlar yapıyorum. Dijital minimalizm üzerine
Kitaplar da tavsiye ediyorum. Oraya gidiyoruz. Artık dijitali hayatımızda ne kadar eksiltebiliriz? Yani bu telefonu ne kadar sınırlarız? Çocuklarımızı buna nasıl öğretiriz? Bütün artık yavaş yavaş cihazı elinden bırak, biraz da hayata bak Belki bu Clubhouse, başta konuştuğumuz sadece sesle ilgili, podcastler sadece sesle ilgili, onların yükselişi de belki bu ekran yorgunluğu ve dijital obeziteyle ilgili durumlar. Şimdi sizinle birlikte Haluk Tatar da bugün konu. Haluk da YouTube'da o YouTube'un kirli ve kakafonik içerikleri arasında böyle mücevher gibi duran eğitimle ilgili videolarla başlayıp daha sonra kendi öğrendiklerini insanlara, gençlere aktaran bir YouTuber. YouTuber demek de aslında şimdi Haluk'a biraz kaçıyor ama Haluk, sen kendini ne diye tanımlamak istiyorsun, tanımlamak istersin? Eğitimci YouTuber. Eğitimci YouTuber, dijital yayıncı. Dijital yayıncı çok iddialı ama dijital içerik yayıncı. Üreticisi. İçerik üreticisi, evet. Çok daha tam oturan bir kelime. Evet, daha güzel. Sen peki Haluk, bu sosyal medyanın Texas çağını, Ümit Alan'ın yorumudur bu. Texas çağını nasıl değerlendiriyorsun? Aslında buradan yola çıkarak sen bu alanı kullanıp iyi içerik üretenlerdensin. Benim şu anki inancım şu. Şimdi çok farklı bir yerden gireceğim olaya. Şimdi kripto paraların çağı başladı. Kripto paraların esprisi bir merkez bankasına bağlı olmaması ve binlerce bilgisayar, yüzlerce bilgisayar üzerinden kendini yönetmesi. Sosyal medyada da şu an tam olarak o dönemdeyiz. Yani TikTok'a bakıyorsun. TikTok'ta normalde televizyonda ya da YouTube'da ünlü olamayacak bir kitle. TikTok'ta ünlü olabiliyor. Twitter'a bakıyorsun, kendi jargonuna sahip. Ekşi Sözlük gibi sosyal medya platformlarına, sözlüklere bakıyorsun, apayrı bir rumuzun arkasında olanlar var. YouTube'da kendine has bir yer. Ama YouTube'un bir artısı var. YouTube'un artısı Alphabet. Yani Google. Şimdi Google ve Alphabet sadece araba dahi geliştiren, aynen Apple gibi. Sadece üretmiyor. YouTube'daki içerikler mantığıyla içerik üretmiyor. Aslında içerik hiç üretmiyor. Sizin içeriklerinizin datalarını düzenliyor. Şimdi bu çağın artık 2000'li yıllar diyelim. Gerçi bizim için 2000'ler çok büyük mucizeydi ama yeni nimeti blok zincirler. Blok zincir dediğimiz şey dataların birçok bilgisayarda işlenmesi. Bir merkeze asla bağlı olmaması. İkincisi de yapay zeka. İşte verdiğimiz en güzel örnekler Black Mirror'dan verdiğimiz iki bölümü var ki Black Mirror gerçekten kara bir ayna. Geleceği bize yansıtıyor. Beşinci sezonun yanılmıyorsam üçüncü bölümünde orada bir tane çip takıyorsunuz ve gerçekliğin içine düşüyorsunuz. Ona sanal gerçeklik bile demeyeceğim çünkü öyle bir gerçeklik bugün verilse lucid dreaming gibi bir şey herkes içine dalar. Gerçek hayatı unutup orada ölen bile olur o kadar yani. Tabii zaman algısı değişecek ama insanların bu blockchain ve yapay zekanın birleşmesiyle birlikte alternatif medya, yayın üretebileceğine inanıyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle düşünün. Sizin rüyada geçirdiğiniz birkaç saniye size birkaç saat gibi geliyor. Bu birinci fact. Bu bir bilgi. İkincisi Brandon Lee ve Oliver Reed yanılmıyorsam. Bunun gibi onun üzerinde aktör var. Film çekimlerde ölüyor. İşte Oliver Reed finalden 3 gün önce kalp krizi geçiriyor. Brandon Lee çekimlerde ölüyor. Aynen babası gibi. Babası çekimlerinde o da sanat dünyasına heves ederek ölüyor. Bu ölenler filmlerde oynatılabiliyor. Çok gerçekçi bir şekilde. Şimdi siz bu aktörleri hiç yaşlanmayan mükemmel, yakışıklı, mükemmel, karizmatik, mükemmel, güzel aktörleri alıp da yapay zeka ve blockchain'i birleştirdiğiniz zaman sizin zevkinize göre, sizin seçiminize göre sonsuz ihtimalli diziler ve filmlerin içinde yaşayabiliyorsun. Messi ile top oynayabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bir de 6 gün önce alınan ilginç bir patente de birleştirmem lazım. YouTube nereye gidecek diye düşünürken Microsoft mefta, ölmüş akrabalarınızla konuşabilmeniz için bir yapının, algoritmanın patentini aldı. O da şöyle çalışıyor. Siz hayattayken izin verirsiniz. Size öğreniyor. Sosyal medya davranışlarınızı. Rivayet oku 3 gün bile yetiyormuş ama ondan sonra siz öldükten sonra da
bir chatbot, sohbet botu gibi bir de görüntü giydiriyorlar. İstediğinizde konuşuyorsun. İşte hayatta olsa rahmetli dedem ne derdi? İşte deden orada hop diye çıkıyor. Bir şey söyleyeceksin sandım, durdum. Wow, sadece şaşırdım. Yok, muazzam bir yere gidiyor. Yani bu size ne getiriyor? İşte istediğiniz, istiyorsunuz ki Tuğba Ünsal acaba Matrix'te oynasa nasıl olurdu? Hop, blockchain ve Şu algoritma, anda yapay Oculus App'le de buna benzer şeyler zeka. yapılıyor ya. Bravo, işte onu komple full gerçekçi olduğunu düşünün. Şimdi bütün bunlar insanlara ne getiriyor? YouTube'daki yayıncılık mantığının ömrünün, televizyonun ömrünün 10 yıl, monitörün ömrünün 10 yıl, YouTube yayıncılığı ömründe 5-6 yıl olduğunu düşünüyorum. Twitch yayıncılığında 5-6 yıl. Çünkü bir süre sonra ilk önce insanlar aşırı özgürleşecek. TEDx Ankara'da bir konuşma yapmıştım bu konuda. Oradaki mantığın bir benzerini söyleyeyim. İnsanlar o kadar özgürleşecek ki herkes kendi sanal dünyasını yaratmaya başlayacak. Yani ben evde hımbıl hımbıl 104 kiloyla otururken birden çıkıp Messi ile Ronaldo'yu top oynayabileceğim, onu hissedebileceğim. Tabii bunun çok fazla ekmeğini yiyen, şimdiden ekmeğini yemeye başlayan Uzak Doğu'da bir erotik sektörü var. Oraya hiç girmiyorum ama film sektöründe gerçekten bunun ekmeğini birileri yiyecek. Mesele bir süre sonra insanlar bu sonsuz özgür olmaktan bıkıp yine kendilerinin oluşturmasının keyif vermiyor. Çünkü bunlara yapay cennet tehlikesi deniyor. 2003'te ilk zikredildi Google'un danışmanı tarafından. İnsanlar kendi cennetlerini yaratabilirse mutlu olur mu? Dopamin de bir yere kadar. Çünkü eşik 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 en sonunda o sanal dünyanın içerisinde işte bir yerden cennet görüyor, bir yerde Brad Pitt de. Yani yayıncılık ve dijital dünya öyle bir yere gidiyor ki şu anki serbestliği ki bazı yerlerde saçmalığını da görüyorum. Çünkü çocuğun bir tanesi gözünü kaybetti TikTok'tan. Geçen gün birisi tren çarptı Pakistan'da öldü. Bir kızımızı şeyde kaybettik Malatya tarafında. Bir yandan işte TikTok gibi ben de buradayım sosyal medyası, dijital medyası var. Çünkü orada da bir görüntü sunmak zorundasın. Bir yandan da işte YouTube gibi insanların evine konuk olmayı onların seçtiği bir şey var. Şimdi bugün bakıyorum habercilik alanında Cüneyt Özdemir'de, Nevşin Mengü'de, Fatih Portakal'da birçok insan televizyondan şeye kaymaya çalışıyor ufak ufak. YouTube yayıncılığına, haberleri orada yorumlamaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü daha özgür. Niye? Çünkü daha çabuk ve tercih ediliyor. Televizyona bugün baktığım zaman işte haber izlemek istediğin zaman çok fazla seçenek yok. Olan seçenekte de memnun değilim. Dolayısıyla insanlar YouTube'un geleceğinin önümüzdeki 5 yıl için çok parlak olduğunu düşünüyorum. Tüm diğer sosyal medyaların bir 10 yıl içerisinde mecburen nasıl söyleyeyim bir merkeziyetçiliğe yöneleceğini düşünüyorum. Peki bu platformların bu kadar aslında kolay içeriğe ulaşabiliyoruz, kolay bilgiye ulaşabiliyoruz. Baktığımız zaman dünyada çağdaş sanata, yani günümüzde üretilen sanat eserlerine baktığımızda da biraz daha protest sanat eserlerinin daha yaygın olduğunu, yani bunun da ifade biçiminin sokaktan üretildiğini görüyoruz. Sanat biraz contemporary art'ta buraya doğru evrilmiş. Sen peki YouTube'daki içerikler arasında, yani o kaliteli içeriğin durduğu yeri nasıl görüyorsun? Yani baktığın zaman ben de mesela seninle bunu çok konuştuk. YouTube kanalı yapmak gerekir mi? Yapılsa mı? Ama hep bir çekincem var ya, sanki orada yine konvansiyonel televizyonlardaki gibi mass kitle üretim yaptığında onun daha çok izlenecek olması ve bir şekilde o kitlenin seni yine işte kaşım nasıl görünüyor, dudağım nasıl görünüyor, evet kızlar şimdi ev turu yapıyoruz, içeriğine dönebilir miyiz endişesinden ben mesela o YouTube yayıncılığına hep böyle bir mesafeli duruyorum. Ama mesela bunların arasında sen, Barış Özcan daha farklı yerlerde duruyorsunuz. Nasıl başladı mesela bu durum? Yani sen bir gün dönüp de işte ben eğitim videosu çekeceğim dediğinde insanların bunu bu kadar izleyebileceğini tahmin ediyor muydun? Ya da öyle enteresan bir şekilde o çöp içeriğin artık bunalttığı bir kitle de var.
Ve oradan bence gelen başka bir iyi bilgiye ulaşmak için mesai harcayan kitle senin kanalına abone olup senin izlenme oranların çünkü herkesin dikkatini çekmeye başladı. Şimdi YouTube'a ilk girdiğimde ne acı ki şimdi de bir miktar var ama o kalitesizlik bir parça kalite kazandı ilginç bir şekilde. YouTube'a ilk girdiğimde çok kalitesizdi. Yani Bime A101 poşetiyle girdim, beni kovdular. İşte çikolata yedim, ağzımdan fışkırttım, herkes şaşırdı. Kütür kütür salatalık yedim, dayak yedim. Böyle inanılmaz derecede. Hani kalitesizliğin daha kalitesiz olduğu bir dönemdeydik. Şimdi onlar belli bir yaş aldıkları için 5-6 kitlesi de onunla birlikte büyüdüğü için onlar bir parça daha kaliteli olmaya başlar. Hatta yurt dışından devşirme içerik getirdiler. Ben şeyde sıkıntı yaşadım. Benim yaptığım içeriğin yani işte bir yandan haberler okuyorsun, bir yandan finans anlatıyorsun, kuantum fiziği anlatıyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Buna yayın izleyenlerden özür dilerim. Her çokoloji diyorlar. Şimdi sansürlemiş olayım. Ve bu kendi adını getirdi. Yani her çokoloji işte genel kültürü kendince bolca sunmaya çalışmak. Ama işte kuantum fiziğini 17 dakikada özetledim ben bir videomda. Bayağı da beğenildi hani. İzlendi 400 bin. %99 beğenisi var ama altına gelen yorumların bazıları şu. Özeti yok mu? Yani insanlara ne sunarsan sun, kuantum fiziğini 17 dakikada da sunsa şunu diyor. Özeti yok mu? Ya daha özeti ne olabilir? Yani ne yapabilirim? Yani eve gelip 2 dakikada dudak dudağı yanak yanak kuantum fiziği anlatamam ki. Ve zor bir şey çünkü az izleniyorsunuz. Öbür tarafta o diyor ki işte düğün arabasının önünü kestim, 4 kurşun sıktılar. Şaka yapmıyorum, böyle video var. Ve bu 4 milyon izleniyor. Sen o tarafta diyorsun ki ya ben diyorsun işte enflasyon anlatıyorum, stagflasyon anlatıyorum, 40 bin izleniyor. Acaba yanlış yolda mıyım dememen lazım. İşte o çok önemli. Çünkü YouTube şeyi hafiften yeni yeni ayırmaya başladı. Evet, herkes buraya kafa boşaltmaya gelmiyor. Evet, kafa doldurmaya çalışanlar da var. YouTube tamamen kafa boşaltmaydı. %99 kafa boşaltma. Bugün TikTok'un olduğu gibi. Siz TikTok'ta girip de arkadaşlar bir şey anlatacağım, çok önemli bir şey var dediğiniz zaman kimse dinlemiyor sizi. %3, %4 belki ama YouTube şimdi %30. Bunun öncülerinden birisi de Barış Özcan'dır. Storyteller der kendisine. Barış Özcan'la başlayan bir akım vardı. Sonrasında işte arkasından psikologlar geldi değerli dostlarım. İşte biz vardık. Ama halen siz bugün biri bilgi vermek istiyorsanız 1/4 olan oranında bilgi verebilirsiniz. 1/4'ü komedi, ilginçlik, örnekler. Yani bir paradoksu anlatmak için mecbursunuz ki direkt paradoksun ne olduğunu anlatıp da işte çeşitli değerler verirseniz sıkılıyorlar. Ama eğlenceli bir şey verdiğin zaman ha diyor tamam böyleymiş. Diğer tarafta da tersine bir geliş var. Mesela çok değerli dostum Ruhi Çenet'te onu görüyorum. Ruhi de eskiden daha mistik videolar çekerdi. İşte şu oldu, bu oldu, ıssız evler falan filan. Sonra baktık ki biz Ruhi ile oturduk, konuştuk. Bir noktada buluştuk. Dedi ki ben daha farklı bir kitleye gideceğim. Kendi kitlemi de oraya götüreceğim. Ve belgeseller çekmeye başladım işte. Gerçi çok koronanın patladığı dönem Wuhan'a falan gitti. Öyle artık suyunu çıkardı ama neticede güzel bir dönüşüm sağladı. Şimdi yaptığımız doğru mu? Doğru. Çünkü ben YouTube'un da kitlesinin yaşlandığını görüyorum. Nasıl ki Facebook biraz daha yaşlı bir kitlenirse YouTube'da artık hani ben X'im. Ümit Bey'den bir yaş daha yaşlıyım. Ben kendimi çok X görüyorum ya. Yani gerçi çok X demek de eksen falan şimdi iş çıkarmıyor. Göz kırpmayalım. Ama bakıyorum Ümit Bey'in dediği çok doğru. O kadar hızlı eskiyor ki yeni bildiğiniz şeyler. Yani babamla dedem arasında ya sen bilmiyorsun diyebileceği çok az konu vardı. Şimdi önümüzdeki hafta yeni bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor. İşte şey çıktı, daveti attılar. O sesli sohbet. Clubhouse muydu? Clubhouse'a girdim, baktım YouTube fenomenleri falan bir odaya doluşmuş. Öyle bir kakafonu var ki ben konuşuyorum, öbürü de konuşuyor. Aa kusura bakma falan. Dedim bu bana göre değil yani bana göre değil. Tutar mı bilmiyorum. Bana göre tutmaz ama tutabilirdi ama bana göre değil. Şeye davet ettiler Twitch'e. Girdim. Başladık Twitch'te yayına. YouTube'daki kitle gerçekten çok saygı duyuyor. Çok keyifli gidiyoruz. Twitch'te adam küfür ediyor. Dakika bir küfür yiyorsun. Ve karşında küfür eden kişinin kaç yaşında olduğunu bilmiyorsun. Tartışmaya vakit ayıramazsın. Çünkü izleyen kitle istemiyor böyle bir şeyi. Ama durduk yere küfür yemende çok saçma geliyor. Meğerse oranın jargonu, raconu öyleymiş. Yani girene küfür edilmesi gerekiyor.
Acayip sadomazo bir sosyal medya yayın sistemi var orada. Dolayısıyla evet, yaşlıyım. Yaşlıyım ama keyif alıyorum YouTube'dan. Ümit Bey, sizin YouTube'daki hangi içerikler sizi cezbediyor? YouTube'da hakikaten Haluk Bey'in dediği gibi ben bir dönem YouTube'a hiç uğramazdım. Ama son dönemlerde YouTube Premium abonelik alacak kadar çok uğramaya başladım. İşte Haluk Bey'inki gibi içerikler, işte Barış Özcan'ınki gibi içerikler. Bir de nostaljik içerikleri seviyorum ben. Şu anki televizyonda olmayan 90'larda çıkmış şeyler orada çok fazla var. Arşiv görüntüleri. Mesela bir 32. gün kanalına girip saatlerce 90'lardan tartışma programı izleyebiliyorum. Bugünkü tartışma programlarını izleyemiyorum. Midem ve kafam kaldırmıyor. Ama 90'lardaki bir tartışma programını girip izleyebiliyorum. YouTube'da yani orijinal içerikleri de izlemekle beraber şeyleri de izliyorum. İşte bu arşiv görüntülerine çok fazla. Küçük nutshell videolar var. Türkçe'de çok fazla yok ama yabancı yani küçük bir konu hakkında çok kısa sürede anlatan videolar. Onları seviyorum. Ama YouTube'a eskisi hakikaten de YouTube'a eskisinden daha fazla uğruyorum. Yani önceden hiç tercih etmediğim bir yerde. Benim gerçekten şu sıralar favorim Gain. Çünkü o hani Instagram'a düştük, roll ettik, bir baktık 2 saat gitmiş. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadık. Ya da işte eskiden televizyonun karşısında oturduk, baktık 3 saat geçmiş. Ne geldi kafamıza? Hiçbir bilgi gelmedi. Oradan sıyırıp çok iyi içeriklerin olduğu. Yine bir bakıyorsunuz 2 saat geçmiş ama sen bilimle de ilgili, siyasetle de ilgili, modayla da ilgili, hatta kısa filmlerle ilgili de çok güzel içerikleri aldığın değişik bir platform olmuş. Tepkiler nasıl Gain'e, Ümit Bey? Genel olarak seviliyor. Herkes şeyi merak ediyor. Ne olacak, ne zamana kadar bedava olacak falan diye. Bunu ben de merak ediyorum açıkçası. Yani çünkü sonuçta bir yerde artık gelir modeli belli olması lazım ve abonelik sistemine doğru yürümesi lazım. Oraya gidecek diye düşünüyorum. Tepkiler genel olarak iyi ama insanların şu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Televizyondan, telefondan dikey olarak telefondan çok uzun izlemiyorlar. Öyle bir alışkanlık yoktu. Yani 3-5 dakikadan öteye video izlenmiyordu. O yavaş yavaş oturuyor. Uygulamayı kullanmayı öğrenmekte zorlandı insanlar uzun bir süre. Çünkü uygulama yeni bir uygulama ve çeşitli kuralları var yandan girmek. Onlarla ilgili epey bir ben içerisinde değilim de dışarıdan gördüğüm tepkiler. Ama bizim yayınlarla ilgili tepkiler genellikle olumlu. Çünkü biz bana ilk bizimle bir şey yapar mısın diye Gain'den Cem Aydın'la bir gün Cem'e ulaştıkları zaman ben konuşmayı da çok sevmiyorum. Ekranda görünmeyi sevmiyorum. Saatlerce oturup bir konu hakkında şey yapmayı sevmiyorum dediler. Onlar dediler ki bizde 15 dakikadan uzun bir şey olmayacak. Yani senin yapabileceğin. O zaman çok şaşırdım mesela. Çünkü 15 dakikada hakikaten konuşabilirim. O 15 dakika benim için iyi bir dikkat süresi ve boş konuşmaya geçmeyeceğim bir dikkat süresi o yüzden kabul etmekte çok şey yapmadım, tereddüt etmedim çünkü o şey bana geldi. Gerçi podcast'te biz 45 dakika falan podcast yapıyoruz, nasıl geçtiğini anlamıyorum. Onun da öyle bir tarafı var. Yani çok şey demedim ama onda video yok diye diyorum kameradan. Ama Gain gibi platformlar artık gelecek. O tarafa doğru gidiyor. Çünkü YouTube'dan da transferler oldu biliyorsunuz, Eksen'in falan. Hatta bayağı tepki oldu. YouTube'da Konuşanlar programını yapan bir arkadaş vardı. Hasan Can Kaya galiba. Eksen'e geçti ve içeriklerini de götürdü oraya. Yani YouTube'a daha önceden yükledi. O bayağı bir tartışmaya yol açtı. O da bir yeni bir tartışma oluşturacak ama YouTube'da para kazanmak, gelir elde etmek çok zor olduğu için yani bir anda 1 milyon, 2 milyon izlenmelere geçmek lazım. O da çok büyük maharet istiyor. Yapanlara büyük saygı duyuyorum. Hele ki iyi bir içerikle yapanlara daha da büyük saygı duyuyorum. Ama bu tarz platformlarda işte Xen gibi, Gain gibi, Netflix gibi, Blue TV gibi içeriye para ödeyen platformlarda biraz daha geliri önceden bildiğiniz için yapacağınız işin çerçevesini ona göre bir yapı kurabiliyorsunuz. Ama YouTube'da izlenirse kazanırım, izlenmezse kazanmam durumu
biraz insana ürkütüyor. Haluk. Haluk Bey ne der, o konuda merak ediyorum. Haluk, Davos'u takip ettin mi? Yok, dürüst olayım, hayır. Dünyaya reset atılması konuşuldu. Sosyoekonomik düzene reset atılması gerektiği konuşuldu geçen hafta Davos'ta. Nasıl yapılır bu sizce? Ya da bundan neden kastediyorlar? Yani nasıl bir reset? Zaten korona gibi bir illetin başımıza gelmesiyle son bir yılımız, bütün alışkanlıklarımızı, sosyal hayatımızı resetlediğimiz bir döneme tekamül etti. Davos'taki bu reset konusunu biraz konuşmak istiyorum sizinle. Ümit, sen takip edebildin mi Davos'u? Evet. Yani üzerine birkaç yazı okudum sonradan. Tam olarak neden bahsediyorlar? Nasıl bir resetten bahsediyorlar? Kapitalizm büyük bir kriz içerisinde. Sadece pandemi döneminde değil, pandemiden önce de bu kriz çok ciddi bir şeye duruma gelmişti. Yani krizin boyutları genişlemişti ve artık çıkacak bir yol arıyor. Kapitalizmin böyle kriz zamanları var. 80'lerde de Washington uzlaşısı diye bir şey yayınlamışlardı. Aynı bu şey gibi. Reset gibi. Yeni şey gibi. Bir dönüşümden bahsediyorlar. İşte bu bütün sürdürülebilirlik için dijital dönüşümün hızlanması. Hatta bu Davos'la ilgili bir komplo teorisi var. Ben buna inanmıyorum da. Diyorlar ki bu Davos'ta dünyaya reset atmayı düşünen iş adamları, büyük sermayedarlar, Covid-19'u da onlar şey yaptılar, icat ettiler. Yani şey, Bill Gates'in komplosundan sonra ikinci büyük galiba komplo teorisi. Evet. İşte ama aslında baktığında bir noktada da Davos'taki, yani çok üstün körü takip edebildim ben de. Bu reseti konuşan o koca koca CEO'lar aslında gerçekten o kapitalist sistemin en büyük elemanları, en büyük oyuncuları. Evet. Günah ve hiçbir çözüm de önermiyorlar bu arada. Yani konuşuldu ama hap bilgi olarak izleyene ne bıraktı? Bende öyle bir bilgi yok. Yani işte dünya biraz daha dijitalleşsin. Dijital her şeye hakim olsun. Devletler buna doğru yatırım yapsın. Ve birbirleriyle işbirliği yapsınlar diye, ama bu dijitalleşmenin sonu yok. Mesela Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabında yaptığı gibi bir senaryo düşünelim. Tamam, dijitalleşme açsın da olayın şuralara gidebileceği düşünüyor dijitalleşme sonucunda. Benim içime bir şey koydular, çip koydular diyelim, yerleştirdiler mideme ve doktor bana dedi ki senin şöyle bir rahatsızlığın var, turşu yemeyeceksin. Turşu yersen senin bu ülserin azacak. O yüzden de seni bu çip izleyecek. Ben dayanamıyorum, anneme gidiyorum, çok güzel turşu yapmış, turşuyu ağzıma atıyorum, içimdeki şey çip benim doktoruma sinyal gönderiyor, sen bu arkadaşa turşu yeme dedin ama biraz önce turşu yedi diye. Doktorum bu bilgiyi bilgisayarına giriyor, bu girilen bilgi benim sağlık sigortası şirketime gidiyor, sağlık sigortası şirketim benim sağlık sigortamın ülserle ilgili kısmını kapsam dışı bırakıyor. Çünkü kurallara uymadım. Çünkü nasıl kasko alkollü araç kullanırsam karşılamıyorsa benim hasarımı, o şeydi. Yani dijitalleşme buralara gidebilir ve bunu nasıl, buna karşı insanlık ne yapacak? Bu Davos'taki patronların söylediği son şeye kadar dijitalleşme, köküne kadar dijitalleşmeye gidelim diye. Ama bunlardan insanlığı nasıl koruyacağız? İşte asıl tartışma konusu buralarda. Haluk, nasıl koruyacağız insanlığı? Ya insanlık korunmak istemiyor. Yani istemiyor da kastım şu. Ben 6 yıl önce Erhan Erkut'la bir YouTube söyleşisi yapmıştım. Erhan Hoca şey demişti. Geleceğin en büyük mesleği demişti. Boş zaman mühendisliği demişti. Muazzam bir para var o işte. Şimdi bakıyorum insanlar şikayetçi değil. Neden şikayetçi değil? Zaman yarattıklarını sanıp daha az zamanda yaşıyorlar. İşte az önce Ümit Bey anlattı, yani geldiğinde bu odaya girdiğinde arkamdakilere bakmıyor. Çünkü telefonunda, o telefondan hızlı yaşadığını sanıyor. Ama aslında birim zamanda ürettiğin şeye bakacaksın. Üretmiyorsun, tüketiyorsun. O işte Instagram'da şu hareket kaydır belki 15 dakika geçiyor. 15 dakikanın sonunda elinde kocaman bir sıfır var.
Ben pandeminin bu sıfırlama hikayesinde yeni resetleyip de yeni bir hayat başlatmasını başardığını düşünüyorum zaten. Bir, e-ticaret 4 kat arttı. İki, artık dükkanlara bilmem ne eleman çalıştırmaya personele gerek kalmıyor ufak ufak. Üç, baktığınız zaman insanların para harcamak için yepyeni bir sebebi var ki bu sebep enteresan bir şekilde yatırımı da aynı şekilde içeriyor. Yani bir yandan dijital yatırım yapıyorlar, bir yandan da dijital harcama yapıyorlar. Hele ki pandeminin ilk döneminde mini panikle rafları boşaltmıştı. Şimdi birçok işte marka vermeyeceğim, internetten kıyafet satanlar eskisinden daha mutlu. O resetlemenin bir diğer tarafı da yine az önce bahsetmiştim, kripto paralar, oraları resetledim. Dijital içerik üreticileri, bizim bütün YouTube için konuşuyorum. YouTube'un izlenmesi 1.7 falan arttı. YouTube ve Netflix ilk kez Mart ayında televizyonu geçti izlenmede, izlenme süresinde ve reklam gelirinde. Gelirler arttı. YouTube bir uyanıklık yaptı. 10 dakikalık video alma süresini 8 dakikaya çekti. 8 dakika içerik üreten de artık araya reklam alabiliyor. Aslında yepyeni bir çağ çoktan başladı. Geçen sene Nisan'la Temmuz ayları arasında o resetlemeyi yaptılar. Şu an baktığınızda birisi geldiği zaman birbirimize bakıp sıkışacak mıyız, sıkışmayacak mıyız, birbirimize garip garip bakıyoruz. Yani sonunda böyle garip bir hareket yapıyoruz. Yani bunu bir yıl önce yapsam manyak mısın derlerdi. Ne saçma bir şey yapıyorsun. O kararsızlık çok saçma. Yani sanki bir öpüşecekmişiz gibi. Bir boş bir an var. Yani insanlar maskeyi çıkarsam mı çıkarmasam mı? Asansörde bakıyor. Asansörü tekmiyor ve sen yaklaşırken kapatma düğmesine daha çok abanıyor. Eskiden de çok sevecen değillerdi. Ama o resetleme yaptı. Artık kalıcı olarak değişti. Hiçbir sabah kalktığınızda şey demeyecekler size haberlerde. Tamam, korona bugün bitti, hadi herkes çıksın dışarıya, maskeye de gerek yok denmeyecek. Böyle bir şey olmayacak. Hatta şimdi bakıyorum bu korku satışı hükümetlerin çok işine geldi. Her hükümet daha az bir araya gelen, toplanmayın aman bir araya gelmiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Brezilya'ya bakıyorsunuz. Hani hükümet düşürülse muhabbeti var. Arjantin mutsuz. İtalya karışıyor. Rusya ayak. Her yer ama koronadan mutsuz olan bir turizm gelirleri dışında ülke düşünmüyorum şu anda. Liderinden bahsediyorum, yönetiminden. O resetleme çok işe yaradı. İnsanlar daha çok korkuyor. İnsanlar daha az bir araya geliyor. İnsanlar daha az, daha hayatta kalmaya çalışıyor. Yani tam Survivor kitlesine döndük. Biz bunu 2 sene önce televizyonda izliyorduk. Aa bak, virüs filmi var. Aa ne kadar komik, ne kadar ilginç ya da ne kadar ütopik. Nasıl bir distopya. Şimdi içindesin ve içindesin. O kadar alıştık ki hafta sonu bir yere gitmemek çok mantıklı geliyor. Diyorsun ki aman diyorsun, niye gideyim? Yani bir sarı yer böyle yemeğe gideceksin. Diyorsun ki ya zaten kapalı, gidemem. Yani en basit yaşamsal haklarından vazgeçmişken hazır. Şu anda belki söyleyeceğim şey çok komplo teorisi ya da çok pesimist gelecek ama şu an her şey iyileşse bile bu verilerin çok da sonuna kadar özgür açıklanacağını sanmıyorum. Yani tamamen bitti korona, özgürsünüz, dışarıya çıkın değil. Hep bir artık değnek olarak kullanılacak o resetleme için. Ve öyle de güzel oldu ki ben dünyayı yönetiyor olsaydım bayılırdım böyle bir şeye. Hem finansal olarak hem sosyal olarak. Çünkü insanları artık istediğim gibi, tamam şimdi alışveriş yapabilirsiniz. Hayır, şimdi durum kötü. Tamam, turizm var. Gezmeye gidebilirsiniz. Uçaklara binin. Hayır, artık binmeyebilirsiniz. Tesadüf yaz döneminde korona azalıyor. Mucize bir olay ya. Yani ama şimdi kış döneminde sınırlar kapanıyor. Fransa kapamış. Almanya kapamış. Ama şimdi göreceksiniz. %100 şimdiden söylüyorum. İzleyenler de rahat etsin. Mayıs ayından itibaren korona dünyada azalmış olacak. Eylül'e kadar. Hiç şeyle alakası yok. Sıcaktan zarfı genişliyor, bilmem ne oluyor falan değil. Dünyanın turizm gelirine ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin turizm geliri bir önceki seneye göre inanılmaz düştü. 1/4, 1/5 düştü. Bu İtalya için de öyle, öbürleri için de öyle ama majör bir sıkıntı da var. Asıl resetlemenin büyük 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 babası gıda ve tarımda. Yani yapay gıdalarda o resetleme çok güzel oldu. Ülkeler domates vermemeye başladı birbirine. Yani tüketim tarzı değiştiği gibi üretim tarzı da değişti. Dışarıda domates alan Rusya şimdi domatesi daha çok kendi içinde çözmeye çalışıyor. Yani ben bu resetlemenin insanlığın zararına, büyüklerin karına görüyorum. Ben hiç korona döneminde üzülen bir Jeff Bezos görmedim. Elon Musk görmedim. Hepsi ikiye kattı. Hepsi ikiye katladı. Hiç bu işi yönetenlerin zarar edeceğini düşünmüyorum ve işin ilginci, bizi ben 2022'de daha sürpriz bir şeyin beklediğine inanıyorum.
gelmesin artık. Gerçekten. Ben kişisel olarak hiç hazır değilim. Sorular var mı çocuklar, sormak istediğiniz şeyler, sorular? Bu arada bütün yayını daha sonra YTB Üniversitesi'nin Kültür Sanat YouTube kanalında görebilirsiniz. Bütün yayının içeriğini orada yayınlıyor olacağız. Herkes daha kolay ulaşabilsin diye. Sorular var mı? Sormak istedikleriniz var mı? Yavaştan, çünkü panelimizi toparlamak istiyorum. Sanırım yok. Gayet açıklayıcı konuşmuşuz. Biz sormayızsa ben soracağım. Mühit Bey neden YouTube'da değil? Enfes, tam kesinlikle YouTube'da olması gereken bir lider. Kesinlikle davet ediyor. Ben seve seve yardımcı olup destek olup ne gerekiyorsa. Evet, hem bu merak ediliyor. Hakikaten niye yokum? Ben de çok hiç düşünmedim. Çünkü bugüne kadar hep böyle video içerik şeyine çok şüpheyle yaklaştım. Hatta konuşmayla ilgili şeylere de çok şüpheyle yaklaştım. Yazar olduğum için, yıllar yani asıl mesleğim yazarlık yaptığım için. Şu anda ama iyi hazırlandığım zaman konuşabildiğimi keşfettim son 2 yılda. Ve bu artık herhalde LinkedIn ve LinkedIn'e de neden gelmediğim çok merak ediliyor. LinkedIn'den birçok arkadaş, asıl senin yerin burası, Twitter değil diyorlar ama Twitter'a saplandım kaldım ama toparlayacağım. İnşallah 2021'de YouTube'a da bir giriş yaparım. Şu anda ring light'ım, işte şu anda telefon bir tripodun üzerinde, tripodum, farklı ışıklarım hepsi hazır. Geleceğiz. Setup yani. Hazır, her şey hazır. Setup hazır, evet. Teşekkürler. Bütün bu tabii mecralar yayıncılığın estetiğini de değiştirdi değil mi? Yani aslında eskiden hani olan o ışıklar, işte içeriklerin daha geniş hali. Geçen hafta mesela Emin Alper'le şunu konuştuk. Eskiden film çekilirken şöyle detaylı çekilirdi. Sinema perdesi kocaman ve o perdede işte küçücük bir detay bile dikkat edilir diye minnacık alanlarınız bile boyanırdı. Şimdi bir film üretiyorsunuz, ana mecrası mesela Netflix. Zaten şu kadarcık bir ekranda izlenecek. Yani işin estetiğini, evet. İçeriğin estetiğini de değiştirir oldu. Biz eskiden çok basit cihazlarla yayın yapabiliyorken 2 senedir iş çok öteye gitti. İşte ben yayına giderken 4 tane büyük spot ışık, bilmem ne kamera, 40 bin lira bilmem ne. İş çok değişti, evet. Yani hele Twitch'çileri hiç görmeniz lazım. İnanılmaz setuplar hazırlıyorlar kendilerine. Sorular evet. Var. Televizyon sektöründe paralıya döner mi demiş Sueda. Dönmesin. Dönsün ya da. Ama o zaman halk ne yapacak? Benim bununla ilgili şöyle bir şeyim var. Yaşadığım bir tecrübe var. Biz Avrupa Birliği ile beraber plastik poşetlerin işte Türkiye'de yasaklanması ile ilgili, ücretli olması ile ilgili bir proje yaptık. Ve işte bunun tanıtımını yaptık, ürünler tasarladık, işte bir marketler zinciri bize yardımcı oldu. İlk orada dağıtmaya başladık plastik poşetten ilham alan çantaları. Benim Twitter'ım ve Instagram'ım bombalanmaya başladı. İşte sizin yüzünüzden 0.25 kuruş ödüyoruz zaten, işte halk aç. Evet ama total dünyaya baktığınızda işte o küçücük detaylarla aslında senin içtiğin suyun daha kaliteli olması, denizlerin daha temiz olması. Yani o şimdi televizyonda paralıya geçer mi derken evet geçmeli diyor bir tarafım. Çünkü daha iyi içeriklerin üretilmesi, daha kaliteli kontentlerin üretilmesi için ama zannedersem Türkiye bu kadar kişi başı düşen milli gelir bu kadar azken bunları konuşmamız gerekiyor. Bu değişen dünya düzenine ayak uyduran hayatta kalır gibi bir şey söz konusu mu? Teknolojiyi kullanırken dozu nasıl ayarlayabiliriz? Ne yapılabilir? Sizce bu kafamızın karışıklığının giderilmesi için, demiş Merve Korkbaz. YouTube'un premium'a geçişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer platformların etkisinde kalmış olabilir mi? Kime sorular? Ortaya koydum. Haluk, istersen biraz ya bu biraz senin alanın galiba. Evet, yani YouTube'un premium'a geçmesi şarttı. Şöyle şarttı. Çok fazla izleyicisi var ve ekmeğini yiyecekti. Hatta YouTube Originals başladı bir süredir. 2-3 senedir.
YouTube Originals'la birlikte işte Netflix Originals gibi aynı mantık. YouTube şeye çok özeniyor. Diğer platformlarda olan her şeyi çok özeniyor. Aman hikaye atsınlar, aman buradan topluluklarına tweet atar gibi bildirim atsınlar. Oradan storiesini atsın. YouTube o kadar fazla çalıp çırpıp her şeyi içine koyuyor ki premium olması sadece 3 ay falan tepki gösterdi. Ondan sonra hatta ilginç bir şey oldu. Geçen sene 2019 Kasım ayında katıl özelliğini açtılar. Katılda bir kanala abone oluyorsun. İkinci giren bendim Türkiye'de. İkinci küfür yiyen de bendim. Böyle, sen paranın adamı oldun, öyle satıldın, böyle bilmem ne oldun. Kahrolsun kapitalizm. Yani neredeyse beni taşlayacak. Amerikan filosu gelmişim gibi. Sonra alıştılar. Yani tamam yine küfür ediyor ama alıştı en azından. Şimdi bir baktım herkes de var. Çünkü YouTube premium'u reklamsızlık için yapıyor ama sen de bireysel olarak içerik üretirken bir para alıyorsun. Dijital diğer soruya da çok kısa cevap vereyim. Çünkü Ümit Bey harika cevap veriyor bu konulara. Ben dijital dünyada ayakta durmak için daha da zorlaşacağına inanıyorum. Yani kurallar gittikçe sertleşiyor, çok sertleşiyor. Bahadır Ali şöyle bir şey sormuş. Kesinlikle benim de iki çocuk annesi olarak müthiş, dehşetle izlediğim bir platform orası. TikTok'la ilgili çok büyük bir kültür katliamı var demiş Bahadır. 12-14 yaşındakiler kim olduğunu bile bilmediği, sadece dans eden insanlara özeniyorlar. Bunu düzeltmek adına neler yapılabilir? Yasaklayacağız. Yani ben mesela yasaklara ve cezaya karşı bir anne olarak... şu anda hatta canım kızımın telefonu elimde. Çünkü sınav dönemlerinde, okul dönemlerinde o TikTok ve zaman kavramını bilmiyor o yaş grubu. Yani öyle bir algoritması yok beyninde. Bir bakıyor 3 saat boyunca TikTok'ta. İlk olarak şöyle diyorlardı. Ama dans ediyoruz burada. İşte ne güzel, hani dans kursu gibi bir şey. Ama bir bakıyorsun gerçekten saçma sapan içerikler ve saçma sapan, eskiden hani sanatçıya özenilirdi, işte topluma yön gösterene özenilirdi, fikir sahibi olanına özenilirdi. Şimdiki özenilen insan grupları da işte bu TikTok'taki gençler. TikTok'taki bir tehlikeyi daha söyleyeyim mi? TikTok'ta çok akıllıca bir taktik var ve çok çirkin bir taktik bu. Her hafta bir akım atıyorlar ya da belli sıklıkla ortaya bir akım çıkıyor. İşte o sodayı salla ve kapağını bıçakla aç gözün kör olsundaki gibi. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bunu böyle artık derste söylediğim için de özlüyorum ama TikTok yapmayı utanıyor. Ben niye söylüyorum? İşte göğüslerini bantla ve göğüslerini aç müzik eşliğinde. Mutfakta seks yapıyormuş gibi yap ve bunu çek yayınla. Şimdi sen bunu tabii ki istediğin yaş kitlesi belki 15-16 yaşına kadar da iniyor. O platformda tutulması için TikTok'ta bir şey saçma yapması gerekiyor. TikTok ne kadar saçma olursan o kadar başarılı olacağın bir yer. Çünkü çizginin çok dışına çıkman lazım. O yüzden TikTok çok büyük tehlike. Yani inanılmaz büyük bir tehlike. Yani çocuklara kesinlikle bir şey, kurallar koymak gerekiyor ama önce bizim kendimizin örnek olması gerekiyor. Mesela benim bir senedir uyguladığım bir şey var. Yatak odasına kesinlikle telefon sokmuyorum. Bu bana yatarken yarım saat, ya yani uyumadan önce yarım saat, uyuduktan sonra da 10-15 dakika bir şeylere derinleşme fırsatı sağlıyor. Çünkü elimde telefonla uyuyakaldığım çok oldu geçmişte. Bu öyle büyük bir yorgunluk yaratıyor ki ve sonra anlıyorsunuz bırakınca. Yani telefonu yatak odasına sokmayınca hayat kalitesi hakikaten bir tık artıyor. Sonra yine kullanılabilir. Aynı şekilde yemek masası. Yemek masasına da getirmeyince yarım saatlik bir yemekte mesela evde eşimizle veya çocuklarımızla yarım saatlik yemekte telefon olmasa da olur ve hayat kalitemizi acayip artırıyor. Yani bizim artık dijital minimalizm felsefesini anlayıp bu cihazlardan tamamen kopuşun şeyi yok. Zaten tavsiye de etmem. Yani hayattan koparız. Ama onları çok dengeli kullanmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Hepimizin kendi yöntemleri olması gerekiyor. Ben şeyi tavsiye edebilirim. Carl Newport'un Dijital Minimalizm diye bir kitabı var. Şimdi onu söyleyecektim. Aslında evet. Şeye yazabilir misin? Okumaları gereken kitapları, dijital minimalizmle ilgili Haluk senin de önerebileceğin kitaplar ya da mecralar varsa dersin sonunda bence buraya bırakırsak eğer efektif olacaktır. Olur.
Sen söyle istersen Aslıhan şu anda not alsın ve bütün öğrencilerin evet. görebileceği şekilde. Call Newport, yani İngilizce yazılışı Cal Newport şeklinde. Dijital Minimalizm kitabın ismi. Adam Gazzoli'nin Dağınık Zihin diye bir kitabı var. Bu dijitalleşme çağında dağınık zihni nasıl toparlarız diye şey yapılabilir, okunabilir. Bir de teknolojiye karşı insanlığın bir manifesto geliştirmesiyle ilgili tam da önümde olduğu için direkt göstereyim. Gert Leonhardt'ın bir kitabı var. Teknolojiye karşı insanlık. Yani biz bu teknoloji dünyasında nasıl ayakta kalırız diye soruluyor bir şey. Hı-hı. Bu kitabın içinde bir manifesto var. Güzel de bir manifesto yazmış. Zaman zaman abartıya kaçıyor. Bir de şu anda yazarın ismi aklıma gelmedi ama kitap ismini sorgulayınca çıkar. Dijital her şeyi yok ediyor diye bir kitap var. Biraz karamsar bir dilde yazılmış ama bunları hep içinizde dengeleyebilir insan. Dijital her şeyi yok ediyor, nasıl yok ediyor diye. Böyle birkaç kitap ilk aklıma gelenler bunlar oldu ama Twitter'da falan bana sorulursa yine cevaplamaya gayret ederim sonradan. İkinize de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım öğrenciler de aynı şekilde keyif almışlardır. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sorusu olanlar var mı? Son şey yapalım. Çünkü bir süredir soru gelmiyor. Toparlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Haluk, bir dakika, Haluk Başkan'a kitap önerisi sorulmadı diyor. Haluk Başkan, sen de söylersen. Bir de reklamla ilgili bir soru soruldu galiba. Reklamla ilgili soruyu da ben cevaplayabilirim Haluk Bey'den sonra. Ben genelde kişisel gelişime gidiyorum. Yani Robert Cialdini'den iki tane psikolojisini okusunlar. Sam Ho'dan Tong Fu'yu okusunlar. Ellen ve Barbara Pease'den beden dilini okusunlar ki enfes anlatmıştır. Bir de Robert, soyadını unuttum ama baştan çıkarma sanatı diye bir şey var ki iki ilişkiye alakası yok. Onu da okusun. Bu dört kitap hayatlarını gerçekten değiştirir. Ümit, sen bir şey söylüyordun. Ha, bir soru gördüm de bu Haluk Bey'e sorulan sorudan önce dijital dönüşümle reklamlar nereye gidecek diye. Bir reklamcı olarak orada benim öngörüm şu. Reklam artık bizim böyle işte 30 saniye gösterelim. İnsanlar yayının arasında reklam izlesinler. Televizyon kuşağında araya reklam girsin. Artık böyle bir reklamcılık çağı bitti, tükendi. Artık markaların hikaye anlatması lazım. Kendi içeriklerini üretmeleri lazım. En güzel örneklerinden bir tanesi de Red Bull'dur. Mesela Red Bull, Felix Baumgartner'dı galiba. Felix Baumgartner diye bir adam uzaydan atladı. Bu herkes için bir haberdi. Ama aslında bu Red Bull'un reklamıydı. Ama hepimiz odaklandık, nasıl atlayacak diye baktık. İşte reklamcılığın gittiği yer bu. Reklamın artık böyle üretilmesi gerekiyor. Yani öyle 30 saniyede bir slogan atayım markaya. O sloganın önünde bir hikaye olsun. Böyle bir takım şirinlikler yapayım. Bu deterjanı kullanacaksınız diyeyim. Bu bir 10 yıl daha en fazla gider. Ama sonra hep bir artık markaların kendi içeriklerini üretmeleri gerekiyor. Reklamcılığın dönüştüğü yerde orası. Red Bull bu konuyla ilgili gerçekten çok başarılı bir örnek. Kendi içeriklerini, kendi iletişimlerini o kadar güzel şekilde yapan, ajans gibi çalışan bir marka ki hiçbir şeyi de dışarıdan outsource etmiyorlar. Ben ilk ajans Tuğba'yı kurduğum zaman benim çalışmak istediğim ilk 10 markadan bir tanesiydi iletişimiyle ilgili. Toplantıya girdiğimiz zaman çok nazik ve nezaketli bir şekilde önce dünyada neler yaptıklarını anlatıp sonra bunları biz kendimiz üretiyoruz. Yani bizim başka dışarıdan kimseye ihtiyacımız yok. Çok zarafetli bir şekilde aktarmışlardı. Müzik dünyasıyla ilgili yaptıkları da bence gayet kale alınacak şeyler. Teşekkür ederim katıldığınız için. Yani. Kendi adıma çok güzel notlar çıkardım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese bay bay. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.